Kampanyanızı soracağım elbette ama bir iddia ortaya atıldı. Seçim aracında, yani sizin seçim aracınızda AFAD kolileri, AFAD kolilerinin seçim malzemesi yapıldığı iddiası. Özellikle muhalefet bunu çok şiddetli bir şekilde dile getirdi. Neler söylersiniz? Böyle bir durum söz konusu mu? Bir fotoğraf da var ortada. Nasıl gerçekleşti bu? Özgür Bey, tabii muhalefetin eleştirmesi, yorumları doğrusu bizim için çok bir anlam ifade etmiyor. Onu baştan söyleyeyim. Bir açıklama yaptık. Şimdi de bir açıklama yapacağım. Bu açıklamayı milletimize borcumuz var. Yani milletimize bir açıklama yapmamız gerekiyor. Ancak muhalefet bu anlamda bize kamu kaynaklarını kullanma ya da yandaşlara menfaat temin etme noktasında herhalde ders verecek, sıralamaya bile girebilecek durumda değil. Onu bir defa bir altını çizerek ifade edeyim. Konuya geldiğimizde konudan benim hiç haberim bile yok. Şimdi herkes bilir, seçim kampanyası yürüten herkes bilir. İl başkanlıkları, seçim koordinasyon merkezleri adaylar adına araçlar giydirirler, propaganda çalışmaları yaparlar. O araçlar işte sokaklarda kullanılır, seçmene veya seçim çalışmaları esnasında kullanılırken seçmene adayların tanıtımı yapılır vesaire. Dolayısıyla o bahsi geçen araç da bunlardan bir tanesi. Ben ne gördüm ne herhangi bir şekilde o aracı henüz daha kullanmadık. Önümüzdeki süreçte gayet tabii ki kullanacağız. Yani sanki biz bizatihi efendim talimatlandırmışız. Ben bizatihi talimatlandırmışım ve böyle bir kampanya yürütüyormuşuz gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu kesinlikle doğru değil. İkincisi, Özgür Beyciğim, burası bir deprem bölgesi. Daha 3 ay üzerinden geçmedi. Çok ağır bir yıkım yaşadık. Bakın Osmaniye tablo çok ağır olduğu için hafif geçiren illerden birisi sayılıyor. Osmaniye'de 1010 tane can kaybımız var. Rahime Hatun İstasyon Caddesi'ne doğru gittiğinizde şehrin merkezidir. Bomboş, evet, gördüm, şu anda. Gördüm. Bomboş, tarlaya döndü. Dolayısıyla bu kadar ağır bir yıkımın içerisinde insanların hala deprem refleksiyle, depremzede refleksiyle hareket etmeleri çok normal. Nitekim vatandaşlarımız da, depremzede vatandaşlarımız da ilk ulaşabilecekleri, en kolay ulaşabilecekleri yerleri arayıp ihtiyaçlarını dile getiriyorlar. O günde bir kısım vatandaşımız arkadaşları arıyorlar. Diyorlar ki ya gıda kolisine ihtiyacımız var. Nereden nasıl alıyor? Onlar da biz getirelim. Mevzu bundan ibaret. Yoksa ben kamu kaynaklarını, bakın çok açık söylüyorum, dürüstçe söylüyorum. Kamu kaynaklarını kullanacak olsam seçim çalışmalarımda 5 tane AFAD kolisiyle yapmam bunu. Ben kendi makam araçlarımı bıraktım. Seçim bölgemde sivil araçla geziyorum. TOG'u getirmedim. Yani geçtiğimiz haftanın, daha doğrusu ayın 13'ünde geldik. Sadece vatandaşlarımız bir görsünler diye getirdik. Makam aracı olduğu için geri göndermiştim. O kadar ısrar geldi ki dün itibariyle tekrar getirdik. Onu bile kullanmadım ben arazide. Dolayısıyla hani 5 tane AFAD kolisiyle bunu yapmaya hakikaten şeyimiz yok. İhtiyacım. Dediğim gibi arkadaşlar tamamen yardım refleksiyle, çünkü deprem bölgesi, herkes yaşadı o travmayı. Hiç onu düşünmüyor. Tamamen düşüncesizlik. Onu söyleyeyim. Yani görüntülerden ben de çok rahatsız oldum ve çok üzüldüm. Ama bir art niyet yok, bir kasıt yok. Ha, bu anlamda da hakikaten kamuoyundan arkadaşlarımız adına da özür dilerim. Bunun olmaması gerekirdi. Ama kalkıp da bunu böyle işte çarşaf çarşaf, kamu kaynakları şunlar bunlar. Ya 5 tane koli ve burası deprem bölgesi, hala daha. Zaten bakın şunu da söyleyeyim. Vatandaşlara aynı yardımları benim bakanlığım yapıyor. Ben yapıyorum ya bütün deprem bölgesine artı 85 milyona benim bakanlığım vakıflar üzerinden aynı ve sosyal yardımları yapıyor. Yani seçim otobüsüne 5 tane koli yığmaya hiç ihtiyacım yok. Çok açık ve net söylüyorum. Bu kadar dürüstçe ifade ediyorum. Dolayısıyla oradan bir şey çıkmaz. Ama görüntülerden rahatsız oldum mu? Evet, ben de rahatsız oldum.
arkadaşlarımızın seçim süreçlerine daha hassas olmaları ve kamu mekanizmasını harekete geçirmeleri lazımdı. Yani o telefon geldiğinde arayacak arkadaşımız AFAD yetkililerini yahut işte bizim vakıf yetkililerimiz diyecek ki şurada şu vatandaşımızın böyle bir talebi geldi bize. Acaba doğru mu değil mi, ihtiyacı var mı, gidip bir bakar mısınız diyecek. Sen niye alıp koli gönderiyorsun, götürüyorsun? Senin için değil ki o. Anlatabildim mi? Yani ama dediğim gibi tamamen şey refleksi, deprem bölgesi refleksi. Yardım yapabilme. Seçimi refleksi. De düşünmüyor. Hiç öyle bir şey yok. O öncelikler sıralaması içerisinde depremzede vatandaşın ihtiyacı onun için daha önemli. Dolayısıyla durum bu kadar basit aslında. Ama işte...